arkadaşlar bir önceki derste 4 tane ürün bulmuştuk. Bunları detaylı inceleme, rakip analizlerini hızlıca yapalım. Sonrasında yine bunlardan beğendiğimiz olursa bunları da yine ürün tablomuza ekleyelim. İlk ürünümüz Shower Curtain'dı. Yine bunun muhtemelen ana kelimesi budur. İsterseniz yine Cerebro'dan yapabilirsiniz ama bunu bir aratalım. Muhtemelen ana kelimemiz budur. Hemen rakip analizimizi hızlıca yapalım. Bakalım kaç tane rakip var. Kaç tane yorumları var zor bir ürün mü? Hemen hızlıca incelemiş olalım. Helium programını açıyorum. Helium bize sonuçları getirdi. Gelirlerine göre bir sıralama yapalım. Çok ciddi gelir seviyesi sağlayanlar var. Bakın 100 bin üzerinde neredeyse 6-7 tane satıcı var. Bunlar içinde tabi Amazon da var. Yorum oranlarına bakalım. 8 bin, 1000, 2000, neredeyse 500'ün üzerinde 10-15 tane rakibimiz var. Bu kategori gerçekten çok zor bir kategoriye benziyor. Ortalama zaten yorum sayısı da 1353 gelir tabii ki çok fazla ama yorum sayısı da çok fazla olduğu için bizim için zor bir kategori olduğunu hemen ilk başta anladık. Bence bu kategoriyi hemen silelim. Duş örtüsü ürünümüzü eliyorum. Hemen diğer üründen devam edelim. Diğer ürünümüz de Table Runner ürünüydü. Bu da bir çeşit masa örtüsü. Bunun da bakın zaten Amazon Choice olduğu bir tane kelime var. Büyük ihtimalle bu bu ürünün ana kelimesidir. Hemen bu ürünün bu ana kelimesindeki İlk sayfadaki rakipleri bir inceleyelim. Bakalım bize yer var mı? Rakiplerimiz ne kadar büyük rakipler? Kaç tane yorumları var? Ne kadar satışlar yapıyorlar? İnceleyelim. Evet gelirlere göre bir sıralama yapalım. Gelirlere göre sıralama yaptık. Aslında güzel gelirleri ve iyi yorumları olan satıcılar var. Bakın 360 yorumla 67 bin dolarlık bir geliri olan var. Biraz daha aşağı inelim. Aslında çok da fazla ciddi bir rakip oranı yok gibi. Yani 500'ün üzerine baktığınızda neredeyse hiç rakip yok. Olabilecek bir ürüne benziyor. Çünkü 99 ortalama yorum var. 7000 dolarlık da bir ortalama gelir var. Bu ürüne detaylı bakılabilir. Bu üründe de genel ilk bakışımızda aslında çok da fazla bir rakibin olmadığını, rekabetin çok fazla olmadı ama gelirin iyi seviyede olduğunu görebiliriz. Bu ürünü bence listemize ekleyelim. Bu Table Runner ürünü listemize ekliyoruz. Ayrıca bu üründe zaten bakın Amazon Choice olmuş ama 4 ortalaması var. Bu üründe demek ki geliştirilebilir şeyler var. Bunlara sonradan bakacağız. Şimdi diğer ürünle ilgili inceleme yapalım. Bu ürünümüzde duvar saatiydi. Büyük ihtimalle bunun yine ana kelimesi wall clock'tur. Zaten bunu zaten kendiniz Cerebro'dan da bulabilirsiniz. Ama wall clock kelimesini araştıralım. Ana kelimesi büyük ihtimalle budur. Wall clock kelimesinin ilk sayfasını araştırıyorum. Evet, gelirlere göre sıralamasını yapalım. Bakın 98.000, bin, 96.000, bin, 20.000 bin üzerinde neredeyse 6 tane rakip var. Bunların bir de yorumlarına bakalım. 1000'in üzerinde 5 tane rakibimiz var. 796 yorumlu, 997 yorumlu, 530 yorumlu yine rakiplerimiz var. Bu da yine bizim için zor bir kategori olduğunu gösteriyor. Ortalama yorum sayısı 362, ortalama gelir 18.000 dolar. İyi ancak rakiplerimizin yorum sayıları bizim için çok fazla. Biz ilk sayfa için şunu söylüyoruz. İlk sayfada 50'nin altında yorum olup da satış yapanlar var mı? Burada öyle bir satıcı çok fazla göremedik. O yüzden bence bu wall clock kelimesini de hemen silelim. Evet şimdi köpekler için olan bir ürünümüz var. Bu ürünün de ana kelimesini bulalım. Bu ürünün ana kelimesini başlıktan bulmak biraz zor. Cerebro'dan hemen hızlı şekilde bulalım. Arama hacmine göre sıralıyoruz. Arama hacmine göre sıraladığımızda en çok dog toy, dog toothbrush gibi kelimeler var. Ancak tabii ki bizim için önemli olan bu ürünün hangi kelimede en önde olduğu. Bakın 12. sırada olduğu bir kelimeler. Dog toothbrush büyük ihtimalle bunun en iyi kelimesi. Şimdi o kelimeye biraz bakalım. Dog toothbrush'a baktığınız zaman biraz daha farklı ürünler karşımıza çıktı. Biraz bu ürüne benzer ürünler bulmaya çalışmak lazım. Bu ürün sanki biraz daha çift kelimesini de ekleyebilirsek bizim ürüne benzer. Kelimeyi bulabiliriz. Dog Chief Toothbrush'ı araştıralım. Evet şimdi gerçekten biz arama kelimemizi bulmuş gibiyiz. Çünkü bakın hep aynı ürünler karşımıza çıktı. Bu ürünleri bir uygulamayla yine inceleyelim. Helium'u açalım. Gelirlere göre sıralama yaptığım zaman yorum sayıları aslında güzel. 163, 55, 33, 38, 44, 26. Ve burada bizim için en önemli konu bakın 3.5 ortalama. 3.5, 4, 3.5. Burada bakın 3.5'la gerçekten iyi satan ürünler var. 3.5 ortalama 5.000 dolar, 4.000 dolar satan ürünler var. Demek ki burada iyi bir geliştirme payı bulunuyor. Mesela şu ürüne bakın. 3.5 ortalamayla, 3.4 ortalamayla en ön tarafta görünüyor. Burada yine yine 3.5 ortalamayla iyi satan bir ürün var. Bakın neredeyse 3.2 ortalamayla ilk sayfada olan bir ürün var. Bu üründe bu ihtimalle problemler var. İşte bu problemleri tespit edersek iyi satışlar yapabiliriz gibi geliyor. Rekabete baktık. Rekabette çok ciddi problemler yok. Rekabet edilebilecek kadar güzel bir kategoriye benziyor. Ve geliştirilebilir noktalar da var. Tamam, o zaman artık bu ürünü de aslında listemize ekleyebilir. Bir sonraki derste de şunu yapabiliriz. Buradaki ürünlerin Yorumlarını okuyarak bu ürünlerdeki problemleri tespit edilebilir ve geliştirmelere bakabiliriz. Bir sonraki bölümde bu bulduğumuz iki tane ürünün yorumlarına bakalım. Geliştirebilecek noktalar var mı? Onları da inceledikten sonra bunları artık ürün tablomuza ekleyebiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.